Cuma günü yaşanan bir olay. Yeni Zelanda'da yaşandı. Biliyorsunuz bizimle programımızın sonlarına denk geldi. Çok acı haber. Şu an hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükselmiş. Olayı maalesef tekrar hatırlatacağız size. Buyurun. Yani enteresan. Durup dururken olanlara bak, Müslümanlara yapılanlara bak, Müslümanlardan bu kadar nefret edilmesine bak ve en önemlisi ne biliyor musun? Yani namaza gidiyorlar, camiye, ibadet ederken ya kimin aklına gelir? Hangi kimin diyorsun işte çıkıyor. 50'ye yükselmiş bir de. Maalesef bu kalleşçe saldırının tek sebebi dünyada ardı arkası kesilmeyen ve hatta hızla büyüyen İslamofobi ve İslam korkusu. Bu daha önce daha küçük çapta yaşadığımız fakat sonuçlarının bu kadar büyük olmadığı fakat hiç geçmeyen bir felsefe. İslamofobi böyle insanların, böyle gözünü karartmış insanların bir süre sonra neler yapabileceğinin bize gösterdiği bir fatura. Ece, beni en çok ürküten, bir kere zaten çok yaralıyız, çok acılıyız. Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve tüm ülkemizin başı sağ olsun. Tüm Müslüman aleminin başı sağ olsun. Tüm Müslüman alemin, doğru. Ülkemizde de yaşanmıyor ve dünyanın neresinde olursanız olun, Müslümansanız yaşadığınız zulmü gözler önüne seren bir şey. Fakat bir cesareti var, bir manifesto yayınlıyor. Öncesinde olayı canlı canlı gösterecek kadar gözü dönmüş. Hı hı. Bir cani bir ölüm makinesi. Bence arkasında başka güçler var. Ki zaten 2016'da tesadüf değildir herhalde. İsrail'e girişi görüntülendi. Ve 9 gün boyunca İsrail'de kalıyor. 3 aylık yani bir vizesi var. Arkasında güç olsun olmasın. Hı hı hı. O kadar bir özgüveni var ki. Neden bu özgüven? Hı hı. Katliam yapılıyor. Dünyada buna normalde ne dersin? Terörist dersin değil mi? Evet. Terörist diyemiyorlar. Evet. Bu bir katil terör diyorlar. Evet. Ve buna tepki gösteren ilk Ricky Martin oluyor. Çok enteresan. Evet, bak. Evet. Ricky Martin diyor ki neden diyor terörist demiyorsunuz? Müslümanları öldürdü diye mi diyor? Ne kadar gerçekten güzel söylemiş. Gerçekten çok acayip, evet, değil mi? Yani adam bir katliam yapıyor ve bu bir terör saldırısıdır. Hı-hı. Adama terörist diyemiyoruz. Diyemiyorlar. Evet. Terörist. Bu kadar. Ve katil, işte ne bileyim, cani falan değil. Bu terörist, bu kalleşçe yapılmış bir saldırı, terör saldırısı. Hı-hı. Bunun altını her yerde çizmemiz lazım. Evet, söylemezler Ece. Biz zaten yapayalnız bir toplumuz. Ondan destek alıyor, ondan güç evet alıyor. Biz Müslümanlar olarak zaten gerçekten bir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşinden kendine, işte hayır yok ya başkasından. Hı-hı. Gerçekten bunun bir resmidir. Yani orada Müslümanların ibadeti sırasında kalleşçe bir saldırı yapılıyor ve buna katil deyip geçiyorsunuz. Orada bir katliam var. Katil diyorlar. Açıklamalarla destek oluyorlar. Bir evet tane senatör. Bak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sonrasındaki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı senatör Fraser Anning. Bir genç yumurta kırıyor başına. 17 yaşındaki bir çocuğun yaptığı zeki bir hareket. Çünkü bütün dünyada, hı hı, bu açıklamaya gözler çevrildi, bütün dünya bakın. Verelim, adam açıklama yapıyor o esnada, 17 yaşındaki gencin hareketine bakın. Benim gözümde bir kahraman bu çocuk. Bana göre de öyle. Ve senatörden cami katliamı yorumu. İnanamayacaksınız bilmeyenler varsa, ölenler masum değildi. İslam faşizmin dini bir yönüdür. Yeni Zelanda'da katliam gerçekleştiren saldırgan Türkleri de hedef göstermiş. Diyor ki ölenler masum değil. Evet, namaza gidiyorlar, ibadete gidiyorlar Müslümanlar ve normal halktan insanlar. Zaten o diğer teröristin de söylediğine ve zihnine göre gidin ibadetinizi kendi ülkelerinizde yapın, bizi rahat bırakın kafasıyla yaklaşıyorlar. Fakat bu çocuk bir kahramandır ve bu çocuk bir simgedir aslında. Tabii. O yumurta da başka bir silahtır. Aslında sesi çıkmayan ve çok ezilen bir toplumun çıkardığı sestir o. Yumurtanın sesi. 17 yaşında çocuk yani. Ve başına gelecekleri de biliyor. Bilinçli bir çocuk. Bilinçli de bir çocuk. Helal olsun sana. Tam, kahraman. Evet, sen bir kahramansın. Tam ölenlerin ölenler suçsuz değildir derken kafasına yumurta yemesi bir dünya çapında bir simgedir. Sana helal olsun. Bu çocuğun da Müslüman ya da Türk asıllı olduğunu falan da düşünmüyorum bu arada. Ama yine de sana helal olsun çocuğum.
ayrıştırmak en son istediğim şey ve en korktuğum şeylerden bir tanesi ama sana soracağım. Bir camide olsaydı bu saldırı ve 50 tane Müslüman yerine 50 tane Hristiyan katledilse. Evet pardon. Kilisede oldu diyelim. Ne diyeceklerdi? Terör saldırısı diyeceklerdi. Oo, hem de İslami terör saldırısı. Ve bütün dünya ayağa kalkacaktı biliyorsun. Şu an tepki yok ya. Hatırlarsan IŞİD'i bile İslami teröristler olarak Cumhurbaşkanımıza sanki şikayet ettiler. Sanki sorumlusu bizmişiz gibi. Yani İslami terör adı altında dünya ayağa kalkacaktı. Şu anda 3-5 kişinin sesi çıkıyor diye teşekkür ediyoruz ve minnettar oluyoruz. Bir tane yumurta kırıldı diye. Helal olsun diyoruz ama dünya sessiz. Bakın bu gerçekten çok içler acısı bir manzara. Yani bizim yanımızda olan hiç kimsenin olmadığına dikkat çekmek istiyoruz tekrar tekrar. 17 yaşında bir çocuk. Bu kim? Şu an ekranı verdiniz. Katliamı yapan. Bu terörist. Yapıldı. 17 yaşında bir çocuk bunu yaşarken, biz ona teşekkür ederken tüm dünyanın sessiz kalması. Evet, bu da bu katliamı yapan adi teröristin. Bunu elin atıyor orada, parmağı. Yuvarlak hareketi, iğrenç. Yani bir örgütün hala simgesi mi, işareti yok, mi? Veya hala ne yapıyor? Şey yapıyor yani. Hala evet, dalga geçer dalga gibi. Dalga geçer gibi. Ya hakikaten cezası ne olacak acaba? 20 yıl yatar çıkar mı acaba? Ama işte sıfat önemli Ececiğim. Şimdi biz burada teröristlere yaptığımız muameleyle bir katile yaptığımız muamele aynı olmuyor bir kere. Terör bambaşka bir suç. Sen bunu içeri götürürken terörist diye götürmezsen yani yatacağı ceza da çok belli zaten. Mesela 50 tane insan öldürdü deyip geçecekler yani ama niçin öldürdü? Terörist olduğu sıfatında bile yok yani. Peki başka bir şey. Katliamı öven bir Türk. Evet. Hem de Ekşi Sözlük yazarı. Evet, o da gözaltına alındı. Antalya'da Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdü iddiasıyla gözaltına alınan Ekşi Sözlük yazarı tutuklanmış. Evet. Bir okur musun? Bende yok o. Yok mu? Hı-hı. O zaman bir dakika ben bulmaya çalışayım. Evet şu. İnceleme başlatmışlar öncelikle. Şimdi tutuklanmış. Emniyetten de açıklama. Açıklama şuna söyleyeyim istiyorsan sen hapselerin. Evet, Yeni Zelanda'da cuma namazı için toplanan Müslümanlara yönelik terör saldırısında 49 kişinin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı anımsatıldı. Bazı ulusal basın yayın organları ve sosyal medyada mükemmelliğin dayanılmaz hafifliği rumuzlu kullanıcının paylaşımıyla ilgili açıklama yapmasına gerek duyulduğu bildirildi. Söz konusu kullanıcının Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan A.A olduğu ve ikamet ettiği adreste gözaltına alındığı belirtilirken açıklamada zanlının çıkartıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türk Polisi Teşkilatı olarak bu ve benzeri konularda halkı kin ve nefret düşmanlığa tahrik eden, toplum içinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleriyle paylaşımlarda bulunan şahıslara ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içerisinde görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Ben sadece tutuklanmasının sebebini Türk Polisi açıklamış. Güzel bir şekilde açıklamış ama ben hemen de bulunmuş, helal olsun. Tamam, çok güzel bir şey. IP adresi. Ne yazdığını verirsek. Herhalde onayladı bu terör saldırısını. İyi oldu mu? Öyle bir şey demişti. Allah Allah. O bilgi ya. Yok Canan. O bilgiyi bize getir. O bilgiyi biz yani izleyiciye de verseydik. Bir dakika hemen. Bir an önce tutuklanması ve hatta gözaltına alınması hatta tutuklanması bizim içimizi rahatlatan bir şey ama şimdi biraz önce söylediğimiz her şeyde çöpe atan bir şey. Diyorsun ki Müslüman dışında başka kimseden faydası yok. Al bunu yazan Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan sözde bir Müslüman. Çok acı ya. Çok acı. Hakikaten. Yani siz kime hizmet ediyorsunuz? Evet. Siz neye hizmet ediyorsunuz? İçimizdeki düşmanlar. Siz bak kapının dışındaki düşmanı kitlersen alamazsın ama evinin içindeyse düşman olup olmadığını bilemezsin. Ve savunmasızsındır çünkü artık evinin içindedir. Sen evin içindeki düşmansın. Bu kadar da rahat, özgür, tamam özgürlük ama bu özgürlüğe karşıyım. İnsanlara ölmesiyle ilgili yazılan yazılar, onaylanan yazılar... Kim olursa olsun yani sadece Müslüman değil Hristiyan'ın ölmesiyle de ilgili. Tabii kötü ki öyle. Yazanı. İnsan yani ölümü. İnsan vicdansızlık artık bu ya. Evet. 50 kişi ölmüş orada arkadaşım. Müslüman veya değil insan. İnsan ölüyor ve bir tanesi çocuk bir can. Ve hiçbir suçları yok ya, ibadete gidiyorlar.
Sen buna nasıl onay verebilirsin? Nasıl desteklersin arkadaşım? Hiç burnun sızlamaz mı? Hiç mi burnun sızlamaz ya? Biz burada Paris'te terör saldırısı oluyor. Dualar istiyoruz. Danimarka'da terör saldırıları oluyor. Dualar istiyoruz. Biz hiç ülke olarak ya da Müslümanlar olarak herhangi bir ölümü meşru görmeyip hiçbir şeyin yanında durmayıp her zaman dua isteyen bizlerin yanında sadece yine bizler var. Allah'ım bizi ve evlatlarımızı bu tür canilerden, insanlardan korusun diyorum. Hakikaten yani şiddetle, Ekşi Sözlük yazarından da bahsediyorum. Şiddetle kınadığımız bu hain terör saldırısının bir daha asla yaşanmaması için duamız tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Evet, başımız sağ olsun. Oyuncu Zeynep Eronat'la, Zeynep Eronat'tan bomba bir itiraf gelmiş. Mehmet Akif Alakurt'la ilgili. Evet, dakikalar sonra bu enteresan konuyu işleyeceğiz. Bu enteresan konudan korkmuyorum, hani onu konuşuruz, ben bundan çok korkuyorum. Mehmet Akif'ten. Neden biliyor musun? İzliyor. Yazacak yine yorum, anladın mı? Laf dalaşına girmek istemiyorum yani. Yok, Mehmet Akif Alakurt'a şunu orada, söyleyelim. Dağda istemiyor yaşamak. Haberleri sen çıkartıyorsun. Senin çıkarttığın haberler, senin yarattığın bu rüzgar yüzünden biz de seni konuşmak zorunda kalıyoruz. Tıpkı herkesi konuştuğumuz gibi, kimseye pozitif ayrıcalık yapmadığımız gibi kendimiz de konuştuk biliyorsun programlarda. En son nereye röportaja çağırdı bizi? En son bizi bir dağ yamacına çağırdı. Bilal gitsin. Yapımcımız. Ben Uğur Kotan'ı gönderelim diyorum. Dağ havasını. O da seviyor. Erkekler seviyor dağ havasını. Diyorum sana. Temiz hava. Bak ondan sonra zaten cevap gelmedi. Biz Uğur Kotan'ı gönderelim dedik. Ama dur. Şimdi başka bir şey var ve bu iddia çok büyük. Evet. Zeynep Hanım. Zeynep Eronat da çok iyi bir oyuncu. Bu tarz bir açıklamalar yaparak, evet, gündeme gelen isimlerden değil. Yok, sakınır asla kendini. Asla hiçbir zaman konuşmaz. Görmedik. Ne oldu da konuştu? Söyle. Onun çığırından çıkartan bir şey artık bildiklerini, bazen insanlar bildikleri konusunda artık konuşacağım, yani bu kadar da olmaz dedirtirler karşı tarafa. Sanırım Zeynep Hanım böyle söyledi. Arada bana da geliyor. Geliyor mu, ne diyorsun? Şey de yapıyorum mesela, bildiklerim var ya, hani söylemek istiyorum, içimde kalıyor, patlıyorum. Söyleyebiliyor musun? Söylüyorum arada, biliyorsun. Söylenmeli mi bilmiyorum. Zeynep Eronat haklı mı haksız mı? Eğer böyle bir şey yapıldıysa, yaşandıysa, hı, bunu söylemekte son derece haklı. Evet. Ama yaşanmadıysa, çünkü iki beyan var, ikisini de dikkate almak durumundayız. Tabii. Yaşanmadıysa. Karşı tarafta yaşanmadı diyor. Tabii, karşı taraf yaşanmadı diyor. Şimdi her zaman olduğu gibi objektif bir yorum yapmak durumundayım. Bunun yaşanıp yaşanmadığını sadece Zeynep Hanım'ın işaret ettiği o kişi bilir. Bir de Allah Zeynep bilir. Eronat. Konuyu anlatalım tam. Zeynep Eronat diyor ki, biz yıllar önce Sıla dizisinde Mehmet Akif Alakurt'un üzerini beğenmediği için, ayakkabıları tozlu olduğu için bir çalışanımıza darp ettiğini biz kendi gözlerimizle gördük ve şahit olduk diyor. Şimdi tabii ki o çalışanın söz hakkı. Tabii, o ne diyecek işte, bakalım. Onu o doğru bilir mu değil mi? Ama Mehmet Akif ne diyor? Öyle bir şey olmadı diyor. Neden böyle bir şey söylediniz diyor hatta. Bir de diyor ki, bak bu çok acayip bir can. Diyelim ki kendimi kadınlardan üstün görüyorum. Böyle bir hakka sahip değil miyim? Değilsin kardeşim. Demek istemiyorum sana bir şey ama. Ama bir şey diyeceğim. Siz kadınlardan üstün olduğunu söyleyemezsiniz. Kadınlar da sizden üstün olduğunu söylemez. Herkes eşittir. Hani böyle bir hakka sahipseniz kendi çevrenizde kalsın. Çünkü bir de ne yazık ki topluma mal oldunuz. Toplum tarafından tanınan bir insansınız. Yani, o yüzden diyemezsiniz. İşi bıraksan da yıllar sonra bir şekilde haber olursun, gündeme gelirsin. Neyin hatırına biliyor musun? Bir dönemki seni sevenler hatırına. Ya yaptığın başarılı işler hatırına. Evet. Adanalı diye bir dizide oynadın. Muhteşem bir başarıydı bence. Bir Adanalı olarak söylüyorum ama çıktıktan sonra Adanalı izleyicilerine küfür ettin. Yani bu da başka bir kafa. Şimdi devam edin. Devamında şöyle diyor. Sana takipçilerine saldıran de embesil demiş. Ha, onu konuşacağız. Tövbe, tövbe. Sana saldıran saldırana medyada, insanlar seni çok özlemiş bence diyor. Bir kadın izleyici bunu yazıyor. O da diyor ki, özlemek değil de hayatlarından sıkılmışlar. Hakiki yaşamı da bende görünce bu da onlarda bu şekilde dışa vuruyor diyor. Çok güzel bir yorum. Gerçekten özgüven zehirlenmen var ya. Sen özgüvenden zehirleniyorsun bence. Bir doktora git. Ne kadar size medyada saldırsalar da yine de sizi takip edip merak etmeyi elden bırakmıyorlar. Bu da ilginç diyor. Bu da bir kadın izleyici. Bu da ilginç. Yani gerçekten ilginçsiniz. Kafama koyarsam ve tekrar oraya adım atarsam yapabileceklerimden endişe edenler çok çünkü. Nasıl? Şimdi tekrar neden endişe ediyoruz biz?
tekrar piyasaya dönerse, tekrar camiaya dönerse diye endişe ediyormuş. Mesela Kıvanç şu an tutuşuyordur. Kenan İmirzalioğlu diyor ki ay Mehmet Akif dönerse ben ne yapacağım? İşsiz kalacağım diyor mesela, değil mi? Tabii. Bizden bahsetmediği için. Herhalde canım, yani biz aynı kulvarda değiliz. Ece diyor ki neyin kafasını yaşıyorsun sen bir izleyici? Kimsin sen be? Kimsin sen? Yakışıklı olabilirsin ama senin gibisi de çok unutuldu. Şimdi hatırlanmak istiyorlar. Geçti canım o zamanlar, hadi işine diyor. Ne diyor? O da diyor ki niye şimdi beni bu gerçeklerle yüzleştirdin be oğlum ya da kızım? Dalga geçiyor. Oldu mu şimdi bu yaptığın? Nasıl yaşarım ben artık bu gerçekle? Hayatımı mahvettin. Nasıl hırs yapmış embesil. Parantez içinde onu söylüyor. Size yemin ediyorum. Şu hakaret, güya hakaret var ya burada, neyin kafasını evet, yaşıyorsun? Evet. Şu hakaretli mesajı sırf orada yakışıklı olabilirsin geçmiyor. Geçtiği için paylaşmıyorsa ben bu adamın zihniyetini hiç anlamadım. Ben artık anladım. Bu adam kendisini övenleri istiyor. Övenleri istiyor. Yakışıklısın, karizmatiksin, bütün kadınlar sana hasta. Böyle dememizi istiyor. Şurada konuşulmak için yapıyor bunu. Yemin ederim konuşulmak için yapıyor. Biz de yapıyoruz. Ve diyor ki inşallah böyledir. Ve diyor ki son noktayı koyup iletişimi kesiyorum. Hadi bakalım. Tavsiyem adam olun. Boş işlerle uğraşmayın, haklı. 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 Memleketinize elle tutulur hizmetler yapın. Bravo. Hayatın sosyal medya olmadığını bilin. Bravo. Bak sen. Buradan bir takım beyinsiz ve ucube topluluğun olarak gördüğümüzü bilin. Bahsi geçenleri biliyorsunuz. Üstün alması gerekenler selametle. Evet. Evet. En azından herkese dememiş. Bir gelişme var. Anladın evet, mı? Evet evet. Ayakkabısı tozlu diye darp etmiş. Vay be. Yani elini kolunu sallayarak ve ben bu insanların bu biraz önce söylediğim gibi özgüvenini anlamıyorum. Darplarsa da ortaya çıkar bence. Ama darp varsa ortaya çıksın. En azından çıksın, o çalışan konuşur, bir şey olur. Ay keşke konuşsa öyle bir şey varsa. Ama Mehmet Akif gerçekten o dağda sıkıldı bence. Bence artık güzel haber şu. Noktayı koydu. Noktayı bundan sonra koydu Mehmet Akif Alakurt'u duymayacağız, görmeyeceğiz. Allah'ın izniyle noktayı koymuş, evet. Evet. Müge Anlı'da şok eden bir itiraf yaşandı. Bir ünlü isim, bir ünlü 12 milyon dolara kiralık katil tutmuş. Kim acaba diye herkes bunu konuştu. Hep beraber bir haberi izleyelim. Gülben Ergen mi bu kişi? Konuşacağız. Ya şimdi bu ne aşk ne meşk olayı, çok ağır iddia. Bu artık hani burada bir olay. Biliyorsun konuşuyorduk, bu artık toplumsal olaya giriyor. Toplumsal bir vaka. Müge Anlı'da ortaya çıkmış. Evet, ve yıllar evvel de konuşulmuş bu. Ya Müge Anlı aslında başka bir cinayetin peşine düşünce daha önceden bir cinayet işlemiş adamın yine o cinayeti işlemiş olabileceği tabii düşünülüyor, şüpheleniliyor. Adam diyor ki ben daha önce yıllar önce bir işini cinayet işledim. Aynı hata, evlatlardan ayrı kaldım. Aynı hatayı bir daha asla yapmam diyor. Kaldı ki yapmış, o başka bir yalan ama. Enteresan bir itirafla çok ünlü birisinin bu cinayeti azmettirdiğini söylüyor. Ve sonrasında da zaten olaylar Gülben Ergen şeklinde seyir değiştiriyor. Fakat biz biliyoruz ki bizim yıllardır bildiğimiz bir şey vardı ki Gülben Ergen'in erkek kardeşi trafik kazasında öldü. Evet. Hatta ben bunu bilmeden. Daha geçen hafta Cuma mi? Günü evet. Bu itiraf olmadan 10 dakika 15 dakika önce evet. Gülben Ergen tek çocuk mu dedim. Ben bu olayı bilmiyordum. Ve sonra herkes bütün izleyici vardı, trafik kazasında ölmüş, trafik kazasında ölmüş. Hatta ben de geçmiş üzüldüm. Allah rahmet eylesin Allah'tan dedik. Allah'tan rahmet dedi. Aynen. Olayı bilmeden. Sonra yayın bitti. Bizim DM'ler doldu taştı. Yıkıldı. Bizden daha sonra devam ediyor tabii Müge Anlı'nın programı. Sonrasında yıkıldı olaylar. Şimdi Ece. Bu ne yorum yapılacak bir şey? Ya sen deli misin? Avukatı bağlayacağız ama şey. Çok ağır bir olay. Şimdi evet, Levent Bey birazdan bizlerle. Allah korusun. Senin başına böyle bir şey geldi. Ne, azmettirmek mi? Yani azmettirme ve işte öldürülmüş artık. Hani katil gibi bir şeysin. Bununla ilgili ne açıklama yaparsın? Oho. Ben mesela avukatımla bir basın toplantısı düzenlerim derhal, yani derhal. Hatta ben bu iftirayı bana atanlara karşı bir dava açarım. Çok ağır burada bir şey ciddi ya, anlamda prestij ve itibar kaybına neden olacağını söylerim ve iş hayatını etkileyeceğini söylerim, hemen dava açarım. Ama Ece, şunu yapmam. Roma'yı da ben mi yaktım? Evet. Allah Allah falan demem yani. Ben böyle demem. Benim tepkim daha ağır olur. Bu tepkiyi şu paylaşımı sessizliği bozmuş bir paylaşım değil. Onu söyleyeyim. Gülben Ergen sessizliğini bozdu, iddialara falan cevap vermedi yani. Gülben Ergen
tam olayla dalga geçti. Yapılmaması aslında. Gereken bir hamle yaptı ve dalga geçti. Ki krizi normalde çok iyi büyük. Yöneten birisinde bir Menergen. Her türlü krizin tabii. altından çıktı, üstesinden geldi bu aralar. Hep ama bunu söylediği bir laf var, ona bir şey olmaz ya. Bunun nedeni hep krizlerin üstesinden gelmesiyle alakalıydı. Yalnız ona bir şey olmaz diye. Yani çok ağır bir şey. İnşallah doğru değildir bu arada. Gerçekten inşallah doğru değildir. İnşallah. Müge Anlı'yı bir hatırlayalım mı? Müge Anlı ne açıklama yaptı? Neden oklar Gülben Ergen'e döndü? Bir izleyelim. Eyvah, ortalık karışacak. Müddet bu sen konuyu konuşacak. Şimdi tabii bu olayın hukuki boyutunu Levent Bey'den öğreneceğiz. Hatta soracağız. Hattımızda hatta mı? Hemen soralım. Bağlayalım, evet. Evet. Levent Bey, günaydın. Günaydın Ece Hanım, günaydın Gülcan Hanım. Günaydın. Hoş geldiniz. Bu Yeni Zelanda'daki menfur terör saldırısını açıkça kınadığınız için bir kez daha saygılarımı arz ediyorum. Bu toplumsal ve bütün Müslüman aleminin, bütün insanlık alemine işlenen bu suçla alakalı üzerine basa basa yaptığınız yayın için saygılarımı arz ediyorum ve çok teşekkür ederim. Saygılar bizim için. Bu bir şey, hepimizin yapması gereken bir şey. Görevi. Şimdi sizi aynen. enteresan bir konu için bağladık. Farkındayım efendim, biliyorum. Bu konuyla alakalı bir iddia, hanımefendi Müge Hanım'ın programında yayınlanan iddia sonrasında basına yansıyan ve ismi zikredilen şahısla alakalı tamamen bir iddia boyutunda olan bu konuyla alakalı biz sadece hukuksal herhangi birisi de olabilir. Bu kişisel bir görüş beyan etmeksizin olayın oluş tarihinin 2005 yılı Temmuz ayı olduğu konusunda evet. bizim de kısa bir incelememiz sonrasında yaptığımız şeyde ilk kez bana bugüne kadar olan bütün yayınlarda herhangi bir ön konfirmasyon verilmeksizin anlık olarak bağlanıyordu. Bugün ise bir saat evvelinden uçağa bineceğim için bu konuda bilgi geldi. 2005 yılı Temmuz ayında bu hadise işleniyor. Yani yeni Türk Ceza Kanunu'nun yasal düzenlemelerine tabi. Eğer iddia edilen olay A şahsı ya da B şahsı evet. tarafından A şahsının B şahsını azmettirmesi halinde Türk Ceza Kanunu 38. maddesindeki aynı suçu işleyen kişi gibi cezalandırılır hükmü yer alır. Yani bir dakika, eğer böyle bir olayda azmettirici olsak evet, katille cinayeti işleyen şahıs aynı derecede aynı cezalandırılırız. Olur. Öyle mi? Tabii. Eyvah. Cinayet ise Türk Ceza Kanunu 81. maddesinde niteliksiz cinayet hali söz konusudur. Örnek veriyorum, anlık olaylar planlama yapılmaksızın, yakınlara karşı işlenmeksizin, canavarca bir his olmaksızın nitelikli olmayan, ancak nitelikli olmayan derken tabii ki son derece ağır bir eylemdir. Kasten cinayet, kasten adam öldürme suçu. Nitelikli hali ise tasarlayarak, yani Türk Ceza Kanunu 82. maddesinde yer alan tasarlayarak, planlayarak cinayete sebebiyet vermektir. Bunun ise yasalarımızdaki karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Ay Allah korusun. Of, of, of. 30 yıl hiçbir hal ve koşulda çıkılması mümkün değildir. Ay, ay, ay. Telefon hakkıydı, şahıslarla görüşme hakkıydı. Bir çok ayrı ağır yaptırımı söz konusudur. Ay, peki bir şey merak ediyorum Levent Bey. 2005 yılında, yani bundan 15 yıl, 14 yıl, 14 yıl, 30 yıl efendim ceza zamanı aşmıştır. Ama yeni TCK'ya tekamül ediyor. Yani tabii ki. 1 Haziran tamam. 2015 peki. yılında Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdiği için bu olayda iddia edilen ve şahsın atfettiği, bakınız cinayeti işleyen şahsın iddia ettiği olay ise Temmuz 2005 tarihinde işleniyor. Yani yeni Türk Ceza Kanunu'na göre. Yeni Türk Ceza Kanunu'ndaki dava zaman aşımı ise bu tip suçlarda 30 yıldır. Yani olayın bulunduğu tarih 2005 olduğu için 30 yıllık süre 2035 yılına kadar zaman aşımı süresi işlemeye devam ediyor. Peki diyelim bu bir iftira. Böyle bir şey olmadı. İftiraysa Türk Ceza Kanunu 267. maddesi gereğince ilgili aleyhine iftira işlenen şahsın suç duyurusuna bulunması gerekir. Evet. Az evvel bir Can Hanım haklı olarak bir tespitte bulundu. Bir an evvel başkaca bir tepki verilebilir diye. Evet. Buna ben kısmen katılıyorum. Çünkü Antalya Emniyetinde bir tahkikat devam ediyor. Ne olduğu bilinmiyor. Bu soruşturma kapsamında bir herhangi bir hadise yaşanmazsa hanımefendiyle alakalı, o zaman da ilgili suç duyurusuna bulunabilir. Çünkü zaten 267. maddesi gereğince
ve basın yayın yoluyla Türk Ceza Yasası'nın 125. maddesindeki hakaret suçu o şahısla alakalı evet, şey yapılabilir. Bir de suç atma denilen adliyeye karşı işlenen suçlardan birisi de peki, mevcut. Peki Levent Bey, bu ispat edilemez bir şey mi? İspat edilebilir bu efendim, mi? Nasıl tamamen, ispat edecekler bunu? Çünkü kamera kayıtları çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Evet, kamera kayıtları ortadan kaldırılmış iddiası var ve bir kişinin beni o kişi azmettirdi demesiyle yine ceza yatılır mı? Hayır efendim. Bu tek başına yeterli değildir. Hı hı. Bütün deliller, hayatın olağan akışı, o dönemdeki taraflar arasındaki irtibat ve diğer deliller toplandıktan sonra iddianame tanzim edilmesine yol açacak mahiyetli bir delil elde edilirse o zaman bir iddianame tanzim edilir ve ilgili yargılama nereye bağlıysa Antalya Ağır Ceza Mahkemesi ya da ilgili İlçe Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eder. Para da almadığını söylüyor. Söz verilen para da verilmedi diyor. Öyle bir para zaten akışı da yok. Zaten efendim o dönemki 12 milyon dolarlık rakam çok ciddi bir rakamdır. Evet. O zamanın 12 milyon doları bugünün yanılmıyorsam 20-25 milyon dolarına tekabül eder. Bu konunun da bir incelenmesi, değerlendirmesi gerekli. Ben tabii ki hukukçu olarak ve bugüne kadar tüm görüşlerimizi tarafsız bir şekilde sizin saygın izleyicilerinize bir bilgi anlamında arz ediyorum. Tabii ki, tabii ki. Yani. Bu o şahsın iddiası. Şu anda da muhtemelen gözaltında olduğu için bunun aydınlığa kavuşturulması gerekli. Para almadım deyip de bunca yıl herhangi bir atak yapmamış olması, karşı tedbir almamış olması neticede ciddi bir rakam. 12 milyon dolar bugün şeyiyle birlikte, eklentileriyle birlikte 100 trilyon eski parayla 100 milyon Türk lirası para yapar. Bu da son derece ciddi bir rakam. Bunu tabii Gülben Ergin ya da işte ünlü biri diye ayırt etmeksizin söylüyoruz. Herhangi bir pozitif ve negatif ayrımcılık yok ama şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi diyelim Gülben Ergin karşı bir atak yapmadı ve herhangi bir şeyden şikayetçi olmadı. Sürecin başlangıcında Gülben Ergin izleyicinin sorduğu bir soru. Hemen gözaltına alınır mı? Yani bu konuyla alakalı sorguya çağrılacak mı hemen? Gerek duyarsa Antalya Asayiş Şube'nin ilgili ekipleri, amirlerimiz tabii ki çağrılır. Türkiye'de hiç kimsenin yargı huzurunda ayrıcalığı yoktu. Yasal düzenlemeler dışında. Peki. Peki böyle bir olay başka birisinin daha başına gelmiş değil mi? Tuğba Özay'ın galiba. Tuğba Özay da bir azmettirmekten dolayı hapis yatmıştı. Ama o dövdürmüş müydü? Ne olmuş? Levent Bey hatırlıyor musunuz o olayı? Ben hanımefendinin bir beyefendiyle olan özel yaşamıdır. Herhangi bir beyanda bulunamam. Hatırlar gibiyim efendim. Ama orada bir ölüm yoktu. Orada sadece bir darp vardı galiba. Darp azmettirme. Tabii. Sadece darpı azmettirme. Yardım etmeme, kanun yardım etmeyle azmettirme arasında fark vardır. Eğer darp varsa birkaç ay cezaevi süreci oldu mu olmadı mı hatırlar gibiyim. Bakırköy Kadırma cezaevinde bir başka meslek sırrı vermiyorum. Onunla birlikte yatan müvekkillerim olmuştu diye hatırlıyorum ama bu konuda net bir bilgim yok. Ama telefon kayıtları vesaire çıkarılamaz herhalde değil mi? O döneme çok ait zor. Çok eski tabii, artık. Tabii ki. Peki, çok zor. Belki o dönemle alakalı tabii cinayet suçlaması olduğu için telefon kayıtlarının celp edilmesi, telefon baz istasyonlarının, ETS kayıtlarının alınması mümkün. Anılan dönem çok da eski bir dönem değil, teknolojinin yürürlüğe girdiği 2000'li yılların başından bu yana devlet güvenlik mahkemeleri olsun, diğer mahkemeler olsun, TTS kayıtları alınır. Şahsın, maktulün ya da bu suçu işleyen şüphelinin, sanığın bütün kayıtları, HTS kayıtları celp edilebilir. Taraflar arasındaki konuşmalar o dönemde muhtemelen zaten yapılmıştır Ece. Yani o dönem yapılmıştır diyorsun. O dönemde Levent Bey ama... Kasten adam öldürme suçlarında çünkü bu telefon kayıtları alınabiliyor yasa gereğince katalog suçlardan olduğu için. Yani ama enteresan... Şimdi o dönem yapıldıysa ve serbest bırakıldıysa, Gülben Ergen suçlu bulunmadıysa şu an nasıl bulunacak? Bakınız bu yeni bir iddiadır. Yeni bir iddia olduğu için bu iddia tevsik eden belgelerle örnek veriyorum. Şahıs şurada kaldım, şununla görüştüm ya da başka bir işlem yaptım gibi gerçeğe uygun beyanlarda bulunur ise bu konu ayrı bir delildir. Yeni delilin ortaya çıkması halinde bırakınız kapanmış bir dosyayı, geçmişte beraat kararı alınan diğer dosyalarda açılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz, ülkemizde de bu bilimsel anlamda adli tıp kurumundaki veriler geliştiği için DNA testleri, diğer bilimsel yöntemler, çok eski dosyalar
açılabiliyor. Peki savcının içeride olması, içeriye alınması FETÖ'cüden, işte FETÖ'cülükten dolayı o da önemli bir detay değil mi? Tabii ki, tabii ki önemli. Yani o dönem kapatılan bu dosya aslında bir FETÖ'cü bir savcı doğrudur tarafından. Doğrudur efendim, doğrudur. Bakanlığımızın haklı olarak bir şeyi var. Türkiye'deki yargı sistemin etkilenmemesi açısından. Of. Ancak bu FETÖ'cü denilen hain terör örgütünün hatıra binmeyen olsun, başkaca amaçlarla olsun bu tip işlemlere vesile olduklarını biliyoruz. Bunların tamamı olmasa bile yargıya intikal eden olaylarda. Örnek veriyorum, gayrimenkul davalarında hakim FETÖ'cüydü şeklindeki düzenlemi bakanlığımız kabul etmiyor doğal olarak. Kişisel bir işlem var ise, örnek veriyorum, bu olayda bir şahsi görüşme, 3 tane ağır ceza yargıcının bu kapsamda gözaltına alınması gibi bir değerlendirme varsa bu ilişkiler değerlendirilir. Bunu daha sağ şube ekiplerimiz ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli layıkıyla ifade eder, kararını taşır. Peki. Adalet yerini bulur mu yani Levent Bey sonuç olarak? Eğer doğruysa iddia. Adalet yerini bulur yani, eğer böylesine bir hadise tabii var ise. Yok ise de bulur. Yoksa da günah işte. Ya yoksa her da açıdan. Eğer düşünsenize böyle bir iddia 3 tane çocuk var ve ortada hani bu artık aşk meşk değil, anladın mı? Yani yapılan yanlış bir tercih değil, bir şey değil. Yok, çok bu, ciddi başka bir olay şey ya yani. Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin. Aşkına meşkine kendi fikirlerine bir şey diyemeyiz ama burada bir suç var. Evet. Eğer doğruysa. Peki. Peki tekrar son bir kez daha soralım bunu. Davadan şu an 15 yıl geçti. Zaman aşımına uğrar mı Levent Bey? Hayır efendim. Uğramaz. Tamam. Türk Ceza Kanunu 66. maddesi gereğince ağırlaştırmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda zaman aşımı süresi 30 yıldır. 30 yıl. Bu 30 yıllık zaman aşımı süresini kesen unsurlardan bir tanesi bir sonraki maddede, 67. maddede düzenlenir. Taraflardan birinin savcı tarafından sorguya çekilmesi, sanıklardan ya da şüphelilerinden birinin, ki bu olayda Antalya'da sorguya çekilecektir, bu zaman aşımını keser. Bir diğer konu da azmettirilen kişi azmettirenin ismini verir ise verdi, daha az ceza alır. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. Kendisi daha az ceza alır. Doğrudur efendim. Belki de ondan isim verdi. Belki de ondan mı verdi isim? Ama niye Gülben Ergen ismini versin ya? Dur. Doğrudur. Yani şimdi Allah korusun yarın 38. maddesinde ağırlaştırmış müebbet ağır hapis cezası olursa 20 yıldan 25 yıla kadar, diğerinde de müebbet hapis cezasında tamamında 1/3 oranında bir indirim yapılabilir. Ama bu olay son derece hassastır sizlerin de takdiriyle. Kamuoyuna yansıyan bir konu. Başka efendim bir sualiniz benim arz edebileceğim bir şey varsa lütfen buyurun. Levent Bey çok açıklayıcı konuştunuz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Hayır, çok sağ olun efendim. Siz sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Yani eğer iddialar... Bağlamda benim kimyam bozuldu. Bak iddialar doğruysa... Allah korusun, doğru değildir inşallah. Yani ben bu kadar, yani ben böyle bir şeyin Gülben Ergin'in yaptırabileceğini düşünmek dahi istemiyorum. Ben hiçbir insana yakıştıramıyorum. Bu kadar açık açık nasıl söyleyeyim size. Yani bakın, benim kafamı karıştıran tek bir şey var, o da şu. Neden biz yıllarca erkek kardeşinin trafik kazasından öldüğünü bildik? Neden böyle bildik? Bütün izleyiciler öyle dedi. Herkes bize öyle yazdı bize. Sonrasında erkek kardeşini öldüren kişi hapse giriyor 88'de. Evet. Fakat 92'de ya da 91'de çıkıyor. Erkek kardeşi... Aftan. O afı hatırlıyor. Yani 91'de bir af olmuş. Neyse. Orada onun çıkmasıyla adamın ölmesi bu enteresan bir trafik. Ve ölenin yakınları diyor ki basit bir tartışma olduğuna inanmıyoruz. Gülben Ergen'i azmettirdiğine inanıyoruz. Gülben Ergen öldürttürdü diyor. Öldüren kişi o sırada Gülben Ergen ismini vermiyor. Şimdi veriyor. Şimdi veriyor işte. O sıkıntı. Ama bir de Levent Bey'in söylediği bir şey var. Eğer isim verirse kendi suçu da hafifler diye vermiş olabilir. Ama şimdi bak Ece, şöyle bir şey var ki Allah korusun, tövbe estağfurullah. Şimdi gidip birisi sinirlenip beni Ece azmettirdi, Bircan azmettirdi diye de bilir. Yani bu ruh hastalığı bir şey. Tabii. Ama neden Gülben Ergen? Neden Gülben Ergen? Bir dakika. Ama...
Yani kardeşini öldüren kişiyle tamam ama başka kavga isimler ediyor. De var. Bir de bu olayın FETÖ'cü bir savcı tarafından yapılması büyük bir soru işareti. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Birkaç isim var diyor bu arada adam, onu söyleyelim. Adamla kavga ediyor barda, işte tartışma esnasında öldürüyor. Sonra onu öldürdüğü kişinin yakınları Gülben Ergen yaptırdı deyince acaba bundan cesaret alıp mı Gülben Ergen ismini veriyor? Seni Gülben Ergen işte şey yaptırmıştır falan. Belki oradan cezayı indirmek için mi yapıyor? Bilemeyiz ki ya. Yani büyük bir senaryo da olabilir, evet, fakat. O yüzden iddialar diyelim. Geçmişleri hiç unutmayan tek şey hafızalarımızdır. O anda yaşananlardır. O anda yaşananlara tanık olanlardır. Kamera kayıtlarda gitmiş. Ne zaman? Cumartesi günü ünlü bir şarkıcıyla karşılaştım. İsmini de vermeyeceğim. Kendisi çıkıp söyler çünkü çok kritik bir şey bu. Kendisi çıkıp söylerse olayın seyri değişir. Onu söyleyeyim. Bana öyle şeyler anlattı ki. Bu olayla ilgili. Evet. Bu olayla ilgili. Evet evet. Bu olay daha yeni olmuştu. Ben aynı uçaktaymışız. Görmedim. Ne anlatabilir ki? Şahit mi olmuş? Öyle isimler verdi ki. Dedim yani sen bu olaya doğru mu diyorsun hani? Dedim hani açık açık. Ya da abla ya da abi demiyorum ki şu an cinsiyet belli olmasın diye. Açık açık doğru mu diyorsun? Tabii ki doğru dedi. Tabii ki doğru. Bana böyle söyledi. Kendisi çıkıp söyleyene kadar tabii ki ismini söylemeyeceğim. Bir de Seren Serengil'in açık açık yazdığı bir şey var. Bu konuyla alakası yok bu arada Seren Serengil'in. Seren diyor ki. Her seferinde diyor çocuk koyup anne koyup bebekleri koyup. Bizi oyalıyorsun ama bu defa çorap söküldü diyor. Yani ne diyor? Gerçekler ortaya çıktı diyor. Yani Seren Serengil de aslında sanki bir şey bildiğini iddia ediyormuş gibi. Yani ima ediyormuş gibi bir şey yazıyor. Bakın bunlar aynen de bu. Söküldü bir kere o çorap diyor. Bunlar adalet terazisinde çok hassas olmamız gereken, hiç bilmeden konuşmamamız gereken konular. Bu dediğim iki kişi de. Diğeri de Seren de bu terazinin hassasiyetini en iyi bilenler. Hatta Seren sadece Gülben Ergen için hapiste yattı. O teraziyi çok iyi bilenlerden bir tanesi. Bu topa kolay kolay girmez Seren Serengil. Ben hiç girmem. Kimse girmez. Ben hiç girmem. O kadar 30 yıldan bahsediliyor ya, 30 yıl. Bak biz burada ihtiyati tedbir kararı olmasına rağmen yanlışlıkla bir kelime ettik diye biliyorsun hapisle. Tabii. Yani baş başayız, yani ne olacağı belli değil. Yani. Oğlumdan nasıl ayrılırım diyorum bir gün iki gün, saçma sapan bir mevzu yani, keşke olmasaydı. 30 yıldan bahsediliyor burada. 3 tane çocuk annesinden bahsediliyor. Sanatçı korkunç kimliğini her şey. Şeyini geçtim. Gülben Ergen olmasını bırak. Çok ağır bir şey ve bir kadın ve anne. Bu durumda. Konuşmamak bence. Tabii. Bu Seren içinde geçerli. Kim nefret ediyorsa Gülben'den veya sevmiyorsa, hoşlanmıyorsa bence herkes susup yargıyı beklememiz lazım. Çünkü çok ağır bir suç. Bu artık aşk meşk değil. Burada konuşulacak şeyler bile değil yani. Allah korusun ya. Çok fena. Ve o dönem Gülben Ergen'in bir mafya babasıyla birlikte olduğu için. Erol Evcil. İsmini verelim, her yerde geçtiği için verebiliriz. Bu Erol Bey yaşıyor mu? Ben bilmiyorum ki, hiç tanımıyorum. Yaşıyor mu acaba, bilmiyorum. Bursa'da bir ilişkisi vardı, onu biliyorum. Ha, neyse, o dönem mal varlıklarının tamamına el konuluyor. Çünkü mafyayla birlikteliğinden elde edilmiş haksız kazanç yoluyla, gözüyle görülüyor. Ve o dönem bu konu örtbas ediliyor. Biraz önce gördüğümüz Erol... Erol Köse. Evet, Erol Köse'nin programında bu konuşma konuşuluyor ve birden o kayıtlar yok oluyor. Yani aslında enteresan bir süreç, enteresan bir durum. Sonra Gülben Ergen'e çıkıp unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz dediği kendinden emin beylik lafları. Herkese bir şey olur. Herkese olur canım. Nefes aldığın, canının yandığı sürece Allah'ın yarattığı bir kulsan android değilsen, androidsen bile telefonun düşersen kırılır, ona bile bir şey olur. Herkese bir şey olur. Kimsenin Allah'la anlaşması yoktur. Tövbe haşa. O yüzden bu özgüvenli laflar maalesef maalesef çok can sıkıcı. Sırf sana sinir olmuş bile söylemiş olabilir adam. İnşallah da iftiradır. Ay inşallah iftiradır. Yürekten ve kalpten diliyorum ki inşallah böyle bir şey yapmamışsındır Gülben Ergen.
Tek dileğim bu şu an. İnşallah yapmamıştır. Allah korusun. Çünkü o çocuk yani ağırlaştırılmış müebbet diyor. 25 yıl ya. 30 yıl ne ya? Biz aman ya. Ben bir gün düşünemiyorum. 30 yıl. Aman ya. Allah korusun. İnşallah zaten yapmamıştır. Zaten kaç yıllık ömrü kaldı. Çoluk çocuk büyüdü. Tam mutlu olacağı, tam huzura ereceği zaman düzgün de bir ilişki buldu. Yok, bu gerçekten çok ağır. Annesiyle bir fotoğraf koydu. İlk defa erkek evet. arkadaşı da yorum yaptı. Evet. Çiçek koydu. Jingle Man miymiş adı? Jingle Man. Jingle Man Emre. Galiba. Emre Irmak. Emre Irmak. Bu fotoğrafın altına çiçek resmi koydu. Evet, bu arada Gülben Ergen'in de söz hakkı mevcuttur. Saklıdır efendim. İsterse arayıp bağlanabilir. Hatta yani ben kendimi onun yerine koyuyorum. Ben kesin bağlanırdım. Bir an önce kesin. Bağlanmayı da bırak, bir basın toplantısı yapalım. Ve hemen şikayet. Avukatla hemen. Çıkarım tabii ki. Çünkü çok ağır iddialar bunlar böyle. Bu iddian çok ağır. Abuk subuk yani o aldattı. Onlar o basit şeyler kaldı. Onlar yani harbiden artık. Artık hiçbir şey değil. Yani konuşmak şu bile hayatımıza mal olacak bir şey. Ve acil karşı tepki vermeliyiz. Acil. Gerçekten bak çok ciddi söylüyorum, bu habere çok üzüldüm. Ben de. Bir reklam arası verelim, sonrasında devam edeceğiz. Yayınımız devam ediyor efendim. Reklamlardan sonra tekrar sizlerleyiz. Şimdi Özcan Deniz'le devam edeceğiz. Boşanmıyormuş. Evet. Bu duruma sevin. Yani ben Özcan'ın mutlu olmasını, ne açıdan olursa olsun mutlu olmasını istiyorum. Evlilikte kötüyse boşansın, mutluysa mutlu. Çok şükür mutlular ve çok güzel bir fotoğraf paylaştılar. Güzel mi o fotoğraf? Bakalım. Biliyorum. Çok güzeldi. Yani çok görüntüleri güzel. İzlemek bile çok keyifli. Oh canıma değsin. Evet, gerçekten kıskananlar çatlasın diyoruz. Diliyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi? En güzel cevabı verdiler. Evet evet bence, ama ben bir şey daha söyleyeceğim. Bence bir ayrılık kararı alınmıştı. Hayır ya. Evet evet evet. Bence alınmıştı ama toparladılar. Yani tutkulu ilişkilerde ayrılık kararı, birleşme falan bunlar çok olmayacak ayrılık şeyler. Ayrılık kararı da olabilir, kavga da olabilir. Evlilik kimin bir hani bebek var. Gülük gülistanlık bebek var ve gidiyor. Dünya güzeli çok bebek güzel, var. Allah o bonus bağışır. Dediğin harbiden bonus yani. Bence doğru bir karar. Her ne aşamadan döndüyseniz bilmiyorum ama kararınız muhteşem ve doğru. Ama bayağı bir beklediler cevap vermek evet, için. Çünkü ben de günlerdir, kendimi toparlamaya çalıştılar. Aynen, günlerdir bu haber çıkıyor. Hızlı karar. Sonra bir gazetede bu sefer, çünkü bunlara alışkınız. İlk önce boşanma haberi, sonra sebepler ortaya çıkıyor. Sebebe kadar yazdılar. Ondan sonra ne oldu? İşte bu fotoğrafı paylaştı. Hadi canım yandan yeterince dedi. Yeterince açık mı dedi. Normalde de Özcan Deniz'in çok tarzı olmayan bir şeydir sosyal medyada özel evet. hayatıyla alakalı şeyleri cevap bence verdi. Bence güzel yaptı. Artık gerekliydi ya. Bence şu an bak mesela konuşacak ve yorum yapacak hiçbir şey yok. Ben evet. Tamam, artık berabersiniz. Yan yanasınız. Hatta kucak kucağısınız. Çok güzel. Bonusunuz zaten dünya güzeli. Aynen öyle. Ay bu ne? Bir de evlilik bu gerçekten kolay bir müessese değil. Kavgalar olacak, tartışmalar olacak. Pes etmemek en güzeli, ki onlar da ne güzel yollarına devam ediyorlar. Aynen. Ortada doğru da bir insanı, çocuk var. Doğru insanı bulursan savaşmaya kesinlikle devam edeceksin. Kesinlikle. Kararlıysan evet, ama burada bir bebek var, bir de tam karar verilmemiş. Belli ki gelgitler var. Yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Karar vermişler, muazzam. Şimdi dille ilgili konuştuk. Dil çıkardılar, öyle bir fotoğraf. Şimdi sırada kalça var. Hatice kalçasını açmasıyla olay olmuştu biliyorsun. Şimdi organizasyon şirket sahibi dava açacağını söylemiş. Allah Allah, iki dava açıyormuş. Niye acaba? Bakalım. Vallahi bu konu daha çok uzayacak mı? Dava açıldıysa uzayacak demektir. Ben başka şu şeyler de duyuyorum. İnşallah doğru o evet. değildir yani Hatice ile ilgili. Hatice'nin bir takım iddialar var ve başı belaya giriyor galiba. Evet, biraz. Öyle bir şeyler olacak diyorlar. Şimdi bu son derece aslında normal şartlarda devam ya. Vallahi deliller falan toplanıyormuş şu an. Bayağı polis işin içinde. Sadece bu kadar söyleyeyim. Çünkü iddia bunlar. Bayağı kayıtlar evet. mayıtlar. Şimdi bize bize bir bilgi geldi. Tabii Hatice'nin sadece poposunu açması kendisini ilgilendiren kendisini bir şey. Kendisini ilgilendiren bir şey ama. Fakat kendisini ilgilendirmeyen başka bir durum varsa, bir suç varsa, bir alışkanlık varsa, bir kötü bir özelliği varsa asayiş devreye girecektir. Şimdi bize gelen bilgi üzerine konuşuyoruz. Ama şu an önümüze gelen haberi konuşalım. Yani bu önümüze gelen haber, şu bize gelen haberin yanında gerçekten
devede kulak kaldı. Bugün Hatice, ne kadar enteresan haberler veriyoruz. Bugün gerçekten beynim aşk meşk özledim ya. Yemin ediyorum insanların... Aynen hani yani gerçekten sürekli birilerini bırakıp birilerine aşık olan insanları konuşmayı özledim. Evet gerçekten ya. Yani. Bugün yani acayip haberler veriyoruz. Hukuki açıdan riskli, konuşulması riskli şeyler. Şimdi Hatice'ye dava açılması konusunda şöyle bir durum olabilir. Organizasyon sahibinin gerçekten tam da bahsettiği gibi Hatice'nin bu yaptığından haberi yoksa bir manipülasyon, bir sansasyonla gölge düşürme, organizasyonu gölge düşürme durumundan dolayı dava açmışlar olabilirler. Hatta bu olayı yaptıktan sonra bu fatura o organizasyon sahiplerine kesildiyse bile bunun öfkesinden dolayı dava açılabilir. Ama Hatice bir açıklama yaptı mı? Kim? Hatice bir açıklama yaptı mı? Yapmadı diye biliyorum ben. Birlikte karar verdik gibi bir şey söylemedi. Onların yok yapmadı. Onların iddiası da sanki birlikte karar vermişiz. Evet Hatice bir açıklama yapmadı söylediler. Ama bundan dolayı itibar kaybettiğini düşünmüş bir organizasyon şirketi dava açmış olabilir. İki dava birden açılmış. Hı. Fakat Ece ben bu konuyla alakalı dava Hatice'ye açılır mı açılmaz mı bunu bilmem ama. Orada tabii oraya giden arkadaşlarımızdan. Defileye mi? Evet. Orada tesettürlü insanlar var. Evet, evet. Belki kendi arkadaşlarım bu espriye gülebilir ama orada hani şu görüntüyü görmek istemeyecek birçok kişi var. Bence kamuoyuna yönelik bir şey yapıyorsan ve orada defile ise, konser ise falan herkesin göz zevkini ve herkesin değerlerini düşünmek lazım. Ya orada tesettürlü kimse olmasa bile ekrana yansıyor bu. Bütün gazetelerde çıkacak. Zaten herkes okuyacak, herkes görecek. Bunu bilerek yapıyor. Ama mesela şöyle bir şey var. Mesela ekrana yansıyacağını bilse tek başına olsa yine açar yine ekrana yansır. Hı. Ama orada sorumluluğun var. Orada bunu yapmaman gereken birçok insan var. Tesettürlü ya da değil. Görmek istememiş olabilirler diyorum. Mesela bir pişmanlık var mıdır Hatice'de sence? Ben Hatice'nin pişman olduğunu düşünmedim. Dedi ki kendi, hatta üzerine kendi paylaştı. Hatta bir tabak istedi. Tabak bile istedi yani. Falan evet. Yani şu an duyduğumuz bir haber tabii şu anda bizi daha da çok dağıttı. Ya evet emniyetten bir arkadaşımız söyledi. Evet. Şu an görüntüler toplanıyormuş. Bir takım Hatice ile ilgili bir şeyler ortaya çıkabilir diyorlar. İnşallah da doğru değildir iddialar. Yani inşallah değildir. Ben şimdi tabii yazıyı okuyamıyorum ama hani bu popo açmalarıyla falan ilgili Instagram görüntülerini toparlıyorlarsa bu Hatice'nin özel hayatı. Buna Hatice karışabilir. Ama başka bir şey ise görüntüler bilemiyorum. Allah yardımcısı olsun. Evet eğer doğruysa herkes ortaya çıkar. Şimdi Şeyma Subaşı ile devam ediyoruz. Onun da yoga yaptığı videolar nefes kesiyormuş. Bakın. Nefes kesiyor. Eyvah en son paylaşımı hele felaket. Felaket onu veremiyoruz da. Bu Şeyma Subaşı'nın yogayı eskiden beri yaptığının kanıtı olan eski bir paylaşımı. Onu söyleyelim. Bilal diyor ki kulağımı bunu temsili verdik diyor. Yani bunu temsili verdik iyi oldu. Çünkü şöyle yeni bir yoga paylaşımı var. Yani bu verilecek gibi değil yani. Bu da mesela kendi hesabında paylaşıyor. İsteyen bakar istemeyen bakmaz mı? Evet zaten 793 bin kişi bakmış. Bir de yoga yapıyor yani hani aslında. Ha, adı yoga değil mi? Evet 13 saat önce paylaşmış 793 bin kişi paylaşmış izlemiş. Şeyma Subaşı'nın yoga performansı bayağı açık seçik. Spora zaten elverişli bir vücut ve spora elverişli bir hayat. Yani spor yapan bir hanımefendi. Hı hı. Ama benim söylediğim gibi Instagram'da neyi koyacağına sen karar veriyorsun. İzleyicinin ya da takipçinin takdirine bırakıyorsun. Aynen öyle. Like'larlar, like'lamazlar onu bilmem. Mesela ben tercih etmem yani. Ben spor yaparken koyuyorum. Ama bu Şeyma Subaşı şunda bir şey yok mesela. Şunda yazın şey... beni mahvettiler ya. Onu o aklıma geldi şimdi. Bikini koydun diye mi? Hayır. Bikinili arkada manzara çok güzel tamam mı? Ben de kendim çok beğenmedim yani. Dedim ki arkadaki manzara daha şey olsun. Ön plana çıksın. Vücudumu birazcık böyle şey yaptım, blurladım. Tamam mı? Mozaik yaptım. Ondan sonra işte Ece Erken şey yaptı, kapandı. İşte Ece Erken kendine sansür uyguladı. Ne başlıklar atlar? TV8'e bağlandım. O sırada bizim yayın yoktu. Ya dedim ki deli misiniz siz? Bu yaz mı? Ne olacak yani? Tabii
O öyle bir baskı yaptılar ki ertesi fotoğraf şey yaptım. Bikinili fotoğrafımı koydum. Yeter dedim artık. Yani öyle bir... de ona. Hayır, çünkü sakladığım bir şey yok. Yani ben bikinimi de giyerim. Çünkü denize bikiniyle giriyorum doğal olarak. Ve fotoğrafını da paylaşırım. O yüzden Şeyma'nın paylaşımında bir şey yok veya başkasının paylaşımında. Herkese saygı duymak lazım. Hatice ayrı bir olay ama bu ayrı bir olay. İstediğini isteyen yapar. Tabii. İstediği sayfada paylaşır. Instagram'ın kendi sayfası. Yani. Aynen, ben bir şey diyemem. Hatice de kendi sayfasına paylaştığında bir şey dememiştik. Aynen öyle. Ama Hatice'nin durumu herhalde başka, bu popo ile ilgili değil. O yüzden ben de diyorum ki biz bu kadar lafı söyleyip söyleyip o kadar insan takipçi devam ederse söylediğimiz her şey boşa gidiyor. Hayatım, yani arz talep meselesi. Tabii ki talep öyle. Var ki arz ediyorlar yani. Sayfası açık, isteyen eder, isteyen takip etmez. Aynen öyle. Tıpkı bize edip etmedikleri gibi. Cem Yılmaz'ın yeni oyunuyla devam edelim bakalım. Gösterisi cumartesi akşamı yapılmış. Gösteriye Aslı Şah Alkoçlar, Defne Samyeli, Özkan Uğur, Tolga Çevik ve eşi izlemiş. Aa, ne kadar güzel. Zaten mesai arkadaşları ve kız kardeşi de oradaydı. Şimdi Cem Yılmaz Londra'da kapalı gişe oynadı bu gösteriyi. Kapalı gişe gerçekleştirdi bu gösteriyi. Dört gözle İstanbul'a ya da daha doğrusu Türkiye ayağını bekliyorduk. İstanbul'a, Türkiye'ye gelmesini bekliyorduk. Geldi. Kıbrıs'ta da olacak. Evet, Kıbrıs'ta da sahne alacak. İlk defa alacak galiba. Ve kesinlikle gitmek istiyorum. Meraktan ölüyorum bu gösteri için. O yüzden bu gösteriye gideceğim ama onu hiç yalnız bırakmayan sevgilisi. Sevgilisi. Ki defalarca izledi. Evet. Hala da izlemeye devam ediyor. Ama zaten biz de mesela ben adamın sevgilisi olmadığım halde defalarca izlemişimdir yani. O yüzden bu Defne için hatta keyifli bir hale bile gelebilir. Bu defa gerçekten meraktan ölüyorum. Nasıl espriler, nerelere dokundurdu, nerelerde ne yaptı çok merak ediyorum. Aslı Şah'ı gördük. Çok uzun bir süre sonra Aslı Şah Alkoçları gördük. Ya film ne olacak? Cem Yılmaz'ın filmi vizyona ne zaman girecekti? Cem Yılmaz'ın filmi vizyon tarihini bilmiyorum ama değiştirmişti. Değiştirdi, ondan dedim. Bir yani sıkıntı, ne zamana girecek acaba? Bir sıkıntı olacağını söylemişti. Bu paralı platformda olacak mı acaba? Mesela şey olmayacakmış, şu an açıkladı. Recep İvedik. Paralı platforma satmayacak, yani internete satmayacağım dedi. Recep İvedik, evet. 6'yı. Şahan. Yani Şahan satmayacak. Cem Yılmaz'dan herhangi bir tepki gelmedi. Fakat Cem Yılmaz... Sen de biliyorsun ki Mısır polemiğini ilk başlatan kişilerden bir tanesiydi. Aynen. Buna rağmen Cumhurbaşkanımızın davetinde yoktu. İnsanlar hepsi tek bir rekorda olmasına rağmen o yoktu. Ama verir mi vermez mi onu bilmiyorum. Ama benim içimden bir ses Cem Yılmaz'ın bunu dijital platformlara satacağını söylüyor. Filmi. Tabii. Ay, göreceğiz bakalım. Bir açıklama yapmadı. Peki ama şimdi sırada ne var? Ama buraya kesin gitmeliyiz. Reklam vardır. Ne olacak? Buyurun o zaman. Peki reklamlar efendim. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Evet, bugün de bitti. Sona geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Programın başında da söyledik. Çanakkale şehitlerimizi rahmet ve minnetle ve özlemle anıyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Daha fazla videoya ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.